Fransa'nın Lyon kentinden Emma soruyor. Avrupa'da sofralarımıza klonlanmış hayvan eti ve sütü geliyor mu? Prensip olarak klonlanmış hayvanların yenmesi amaçlanmıyor. Bunlar üremede kullanılan genetik potansiyeli yüksek hayvanlar. Hayvan yetiştiricisi 15 bin euro değerindeki hayvanı mezbahaneye yollamaz. Belki hayvan öldüğünde olabilir. Ancak yine de klonlama işleminin gerçekleştiği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Arjantin gibi ülkelerde şirketler bir klonun besin zincirine katılmasını önlemek için gerekeni yapıyor. Aslında gıda amaçlı klonlama Avrupa Birliği'nde uygulanan bir pratik değil. Klonlanmış bir gıdanın pazarda yer alması muhtemelen izne tabidir. Ayrıca hiçbir şirket bugüne kadar bu ürünleri marketlerde satma talebinde bulunmadı. Lakin klonlardan sperma ve embriyo gibi üreme maddesi ithal etmek mümkün. Bu yüzden Avrupalı tüketicilerin klonların soyundan gelen et ve süt ürünlerini bilmeden yemiş olmaları çok muhtemel. Bu ürünlerin herhangi bir özel kısıtlaması, hatta etiket üzerinde belirtilme zorunluluğu yok. Oysa Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir ankete göre hayvanlara iyi muamele ile ilgili etik nedenlerden dolayı Avrupalıların çoğunluğu gıda üretimi için klonlamaya karşı çıkmıştı. Klonlama üzerine bir yasa tasarısı hakkında görüşmeler şu anda Brüksel'de devam ediyor. Avrupa Komisyonu klonlanmış hayvan etini yasaklamayı önerdi. Siz de sormak istediğiniz sorularınızı internet üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.